Katılım bankacılığında kar payı helal mi haram mı hocam demiş. Bir kişi de krediyle ev almak caiz mi hocam demiş. Biz bunun ikisini birleştirelim değil mi hocam? Kar payı zaten genelde katılım bankalarında oluyor. Krediyle ev almayı da biz o tarafa yönlendirerek. Şimdi kar payı orada zaten sistem belli. Eğer karda ve zararda ortak iseniz, kar payı almanız caizdir. Bu sizin bir insanla ortaklığınız gibidir. Nasıl bir insanla ortak olduğunuz zaman onunla yaptığınız ticaretten kar etme ihtimaliniz de var, zarar etme ihtimaliniz de var. İslam buna cevaz verir, bunu teşvik eder. Değil mi? Müslümanların evet, güçlerini evet. bir araya getirmelerini. O yüzden sistem bu şekildeyse bunda kar payında bir sıkıntı yok, helaldir deriz. Evet. Şimdi kredi... Lakin hocam şöyle bir şey diyorlar, ben de bunu nasıl söyleyeyim? Evet. Hocam diyorlar yani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Bu bankalar bir kez zarar verse herkes parasını çeker diyorlar. Yol aynı diyorlar yani. Hep de kar vermez yani bir ticaret. Hep mi kar verecek diyorlar. Burada ne diyeceğiz hocam aslında? Hocam, burada seyircimiz adam, de yanlış şimdi, söylemiyor şimdi, aslında. Şimdi haklı biz, en güzeli girme o zaman. Değil mi bankaya? Hocam hele şu zamanda kapıların yani son derece gerçekten kapalı olduğu, helal kapıların kapalı olduğu zamanda birileri helal kapı açıp da ben bu işi helalinden yapıyorum, yapmaya çalışıyorum derken kardeşim sen de onlar gibi aynısın demek bu da haksızlık olur. Evet. Gerçekten bugün katılım bankaları bu hususta gerçekten bir mücadele veriyorlar. Vermeye çalışıyorlar. Başlarında değil mi hocam? Kimilerinde evet. hoca efendiler var, heyetler var. Birçok yerde yani dinlemeye çalışıyorlar. Bankaların başında değil, yanlış anlamasın, anlaşılmasın. Yani onların bir fetva şuaraları var yani. Oradan o şuaradan fetva alarak hareket ediyorlar. Belki her şeylerinde uygulayamayabiliyorlar ama nedir? Mümkün mertebe o helal şey fetvanın olmuş olduğu yolda yürümeye çalışıyorlar. Şimdi neticede o katılım bankaları da kuvvetli. Örneğin adamın neyi var diyelim? İşte 100 trilyonluk bütçesi var. Evet belki A şirketinden ne yaptı? Bu adam zarar etti ama B şirketinden kar ettiği için beni kaçırmamak için ne yapıyor? Kendi malından feragat ederek, kendi kazancından feragat ederek bana veriyorsa o da ne yapmış olur? Onu da o zaman aynı kefeye koymamak lazım. Tabii. Kendisi az kazanıyor, müşterisine çok kazandırıyor gibi. Bu krediyle alakalı da yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani kredi derken buradaki sistem eğer sizden direkt, size direkt para verip sizden direkt para alan bir sistem ise ve bunun üzerine de bir şey koyuyorsa ama bir şey koymuyorsa bunda da bir sıkıntı yok diyebiliriz. Ama bir şey koyuyorsa ki zaten koymayarak bunu ne yapmaz kolay kolay vermez. Buradan ne ev için ne araba için hiçbir şey için buradan para almak caiz değildir. Ama sizin kredi alacağınız yer şayet size araya bir mal sokarak bak ben size sizle bu malı alırım. Sonra bu malın işte ne kadarını ben verdim? İşte %70'ini ben karşıladım. %70'ini de geri size vadeyle şu 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 şartlarda satarım diye bir olay söz konusuysa bu zaten caizdir. Bunu kimle yapsa caizdir. İster katılım bankasıyla yapsın, ister başka şahısla yapsın veya başka bir kurumla yapsın. Anlatabiliyor muyum? Ama biz burada Yasin hocam esas şurayı kaçırmıyoruz. Kaçırmamamız lazım. Ya gerçekten sen kredi derken tabii biz hangisinin caiz olduğunu söyledik. Vadeyle, taksitle ev almaya gerçekten müsait misin? Buna şeklin müsait mi? Malın müsait mi? Kazancın müsait mi? Yoksa sen bunu gerçekten kendini darlığa, sıkıntıya, zorluğa, işte çoluğunun çocuğunun rızkını tehlikeye atarak veya kendi rızkını tehlikeye atarak mı yapıyorsun? Yani kendini böyle zorlayarak sonra Allah muhafaza etsin bunu ödemeyeceksin. Bunu ödemedin mi bir sefer onlar da senden kar payı vesaire adı altında bir şeyler elde etmenin derdine düşecek. Onun için biz diyoruz ki burada bir Müslüman Estağfirullah la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Bir Müslüman bu ayet-i kerime beyanınca kanaatkar bir Müslüman olacak ama yok hocam ben 3000 lira maaş alıyorum. Bunun 2000 lirasıyla ben aylık ailemin her şey iaşesini karşılayabiliyorum. 1000 liraya da geriye artırabiliyorum. Ben bu 1000 lirayla o ev ihtiyacımı karşılayacağım. Bir sıkıntı yok hocam. Şey olarak kendimiz psikolojik sıkıntıya sokmayacağım. İşte bu borcu ödeyeceğim diye daha çok dünyaya dalmayacağım. Daha çok dünyaya çalışmayacağım. Böyle bir pozisyonlar varsa biz kredinin bu manevi boyutu diyoruz. Buna da dikkat etsinler. Ama ev alacağım diye kendini sıkıntıya sok.
8 saat çalışıyorsun, üstüne bir 8 saat daha koy. Kendini kahret, perişan et. Bu da insanın kendisine zulümdür. Buna da hiç kimse yol açamaz yani.